YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kolay, pratik, bir o kadar da lezzetli yağlı biber turşusu yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Evet, uygun bir tencereyi ocağımın üzerine alıyorum. İçerisine 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 1 su bardağı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da sıvı yağ. 1 yemek kaşığı da öğütülmüş kaya tuzu marul da ilave ediyorum. Şimdi şunları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet, şöyle kaynayan suyumuzun içerisine doğradığım biberlerimi ilave ediyorum. Güzel bir şekilde altlı üstü yapalım ki hepsi eşit pişsin. Şöyle 10-12 dakika boyunca biberlerimi kaynattım. Biraz yumuşadı. Çok yumuşamasına izin vermeyelim lütfen. Çok katı olur. Üzerine 9-10 tane doğradığım sarımsağım var. Ekliyorum. Bir miktar da maydanoz. Doğradığım maydanozla. Ve de şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bunları güzel bir şekilde karıştırıp kavanozlarına dolduracağım. Evet, şöyle maydanoz ve sarımsağı da ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi de biberlerimi kavanozlarıma dolduruyorum. Şöyle iyice doldurduktan sonra şöyle kenar kısımlarını peçeteyle kurulayıp temizliyorum. Önceden kaynattığım kapaklarım vardı. Onları güzel bir şekilde kuruluyorum. Ve de şöyle göstermek istiyorum. Kapağımı iki geri alıp sonra sıkı bir şekilde kapatıyorum. Şöyle gücünüzün yettiği kadar güzel bir şekilde sıkabilirsiniz. Evet, böyle oldu. Şöyle bunun da etrafını peçeteyle kuruluyorum. Gösterdiğim gibi iki yeri alıp sonra sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sene boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz ve de hiç bozulmayan bir turşu oldu. Buraya kadar izlediyseniz ve de kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi. Bir de küçük dalga olsa yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz. Yorumlarınız kanalımın büyümesi açısından çok çok önemli. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 2 kilo biberden 3 tane küçük kavanozlar çıktı. Bu şekilde vakumlandı. Çok lezzetli ve de çok kolay yapılabilecek bir turşu tarifi. Bunu kış boyunca rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Şu an çok sıcaklar ılıklaştıktan sonra bunları serin bir yerde uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Açıldıktan sonra buzdolabına bırakıp o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Evet, kırmızı biberlerimizi bitirdik. Şimdi de yeşil biber turşusuna geçelim. Kırmızı biberlerimi yaptığımın aynısını aynı şekilde yapıyorum. 1 su bardağı suyumu tencereme alıyorum. Tekrar 1 su bardağı sirke. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Kaya tuzu. 1 yemek kaşığı da ilave ediyorum. Evet, tuzunu attıktan sonra bir karıştırdım. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ve de şimdi doğradığım yeşil biberlerini tencereme ekliyorum. Şöyle şu büyüklükte doğradım. Siz dilerseniz daha da küçük ya da daha büyük doğrayabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıp kaynatmaya bırakıyorum. Evet, biberlerimiz kaynamaya başladı. Şöyle altı üstü olacak bir şekilde karıştırıyorum. Arada bu şekilde karıştıralım ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Rengi döndükten sonra zaten altını kapatmamız yeterli olacak. Şöyle 7-8 diş sarımsağım var. Onları da üzerine ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsinin rengi döndü. Ve de şimdi de ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle tencerede kalan suyu da kavanozlarına paylaştırıyorum. Kırmızı biberlerimi yaparken de sularını paylaştırdım. Orayı çekmeyi unutmuşum, çekememişim. Suyunu kavanozlarına paylaştırırsanız. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil biber turşularım da hazır.
çok kolay ve pratik bir şekilde herkesin yapabileceği rahatlıkla bir turşular. Yemeklerinin yanına çay saatinde gün sofralarında rahatlıkla tüketebileceğiniz çok güzel ve de lezzetli turşularımız hazır. Evet, kırmızı ve de yeşil biber turşularımız soğudu ve de hazırlar, yemeği de hazırlar. Dilerseniz kışa da kaldırabilirsiniz, dilerseniz hemen de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve de şu an bir tadım yapmak istiyorum. Yemeklerin yanında, çayın yanında, gün sofralarında rahat bir şekilde tüketebileceğiniz harika bir turşu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Küçük daha iyi olsa bir yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımın büyümesi açısından yorumlarınız çok çok önemli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.